أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kıymetli İsmaila Net takipçileri, yeni dönemde bakış açısı programımıza devam ediyoruz. Kıymetli Muhammed Fatih hocamızla birlikte efendim geçen dönemde olduğu gibi yine birçok meseleyi en doğru şekilde, hakikate karşı vazifemiz olan en güzel uslupla, en doğru bir ifadeyle aktarımı gerçekleştirme noktasında programlarımızı icra etmiş olacağız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Allah razı olsun. Allah tekrardan hayırlı mübarek eylesin. Amin. Geçen dönemde hocam yapmış olduğumuz programlar hakikaten belki biraz konuları hızlı işlemiş olduk ama yine belli başlı konular üzerinde durmak gerekebilir. Fakat birçok noktada özellikle Efendi Hazretlerimizle alakalı katta sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğumuz programların çok faydalı olduğu, müstefit insanlar tarafından istifadenin söz konusu olduğu konuşuldu, müzakeresi yapıldı. Dolayısıyla bu programın hakikaten başka bir değeri var. Daha farklı bir şekilde çünkü efendim meseleler ele alınabiliyor. O sebepten kaynaklı yine inşallah Allah'tan ümidimiz, isteğimiz, talebimiz en istifadeli şekilde programlarımızın devam etmesidir. İnşallah. Şimdi hocam tabii Efendi Hazretlerimizden hep biz süreçte meseleleri ele aldık. Haddi zatında bakış açısı programı dediğimizde genel manasıyla güncel meseleleri de ele alan, tasavvufi meseleleri ele alan, farklı bir şekilde meseleleri değerlendirmek suretiyle belki kafalarda olan muğlaklıkları, kapalılıkları kaldırma hedefimiz vardı. Fakat ilk programımızda takdir edersiniz ki Şeyh Efendi'nin, Kaddesallahu sırrahu, Efendi Hazretlerimizin rahmetullahi aleyh vefatı üzerinden, o vefat süreci, vefat sürecinin etkisi, insanların bu noktadaki tutumları üzerinden meseleleri ele almak isterim. O sebepten hocam ilk olarak beraber yaşamış olduğumuz o süreci bir hatırlamak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Efendi Hazretlerimizin işte tabii daha önceki hastane süreçleri var ama son olarak 2 Haziran'daki o hastane süreci ve gelişen peyderpey vefat anına kadar ki zaman dilimi ve sonrası. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Emma ba'd. Tabi sormuş olduğunuz soruya cevap verebilmek, o hadiseyi, o süreci canlandırabilmek gerçekten çok zor. Yani takdir edersiniz ki bir başta aile fertleri olmak üzere cemaati, cemiyeti yani Efendi Hazretlerimizin daimi olarak tabii ki Cenab-ı Hakk'ın kader tecellisi mutlaka bir gün herkes dünyadan göçecek. Ama insan her zaman söylediğimiz gibi sevdiği kişiye ölümü yakıştıramıyor. Daima erken vefat ettiğini düşünüyor. Bizler de o süreçlerde tabii ki hep iyileşeceğine tekrar hatta kürsüye çıkacak ümidi taşıdığımız hep olmuştur. Size hatırlarsanız o hastane sürecinde Efendi Hazretlerimizle alakalı dualar, secdeler yapılmıştı. Cenab-ı Hak sıhhat afiyetini müjdat eylesin diye. Ancak Allah-u Teala'nın tabii ki takdir ilahisi her ne ki işler işi yerinde ola fehvasınca ömrü bu kadarmış. Allah-u Teala ona bu dünyada vermiş olduğu ömür nimetini nihayetlendirmiş oldu. Tabii ki çok büyük dersler var hayatında. 95 yaşında miladi olarak, hicri olarak ortalama 100 yaşına ulaşmış bir Allah dostundan bahsediyoruz. En çetrefilli ve en zor süreçlerde hiç kendi nefsini, kendi zevklerini düşünmeden sadece ümmete ait ne kadar çok hususiyet varsa imana, İslam'a, Kur'an'a ve hasaten sünnete yönelik onları ihyaya çalışmış bir ümmetin ahir zamandaki büyüğünden bahsediyoruz. Ahir zaman tabii ki birçok hakikati örten bir dönemdir. Eski dönemlerdeki ulema ve meşayihin tavrı ve edası, bugüne yönelik meşayih dediğimiz insanların azlığı, önceledikleri şeyler, belki de Efendi Hazretlerimiz, hani eğer ümmetin algıları bu ahir zaman sürecine yönelik daha böyle üzeri örtülmüş, imandan kopuş durumu olmasa, belki ilmi noktalarda bile çok daha farklı, daha derinlemesine söylüyorum ki olacak inşallah bunlar ama kendi hayatında da bu noktada çok ciddi varken, yaşarken eserler verebilirdi ama o daha çok
ümmeti ihyaya gayret etmiş oldu. Sünnetleri ortaya çıkardı. Unutulan şeyleri insanlara yeniden hatırlatmış oldu. Bu anlamıyla da böyle büyük bir zatı böyle ufak kelimelerle, aciz ifadelerle idrak edebilmek, anlatabilmek mümkün değil. Yani bunu zaman zaman da söylüyoruz. Sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain, Hazreti Resulullah'ı ancak kendi kabiliyetlerine göre tanımlayabilirler. Bir veli de Cenab-ı Hakk'ı yine kendi makam ve kabiliyetine göre tanımlayabilir. Ehlullah da Cenab-ı Hakk'ın sırrıdır. Dolayısıyla Allah da bir sırdır. Sırrın sırrını ifşa edebilmek çok zor. Biz sadece dokunduğumuz, hissettiğimiz, zahiri planda gördüklerimiz ancak arkadaşlarla, kardeşlerle, dostlarla paylaşabileceğiz. Şimdi hastane süreçleri tabii ki Efendi Hazretlerimizin hayat serencamına baktığımız zaman daha en genç yıllarında bile sürekli hastalıklarla Cenab-ı Hakk'ın kendisi imtihan ettiği bir veli. Meşhur bir hadis-i şerif var malumunuzdur. Eşhedül belâ'i alel enbiyâ fümmel evliyâ fümmel lezîne yelûnehum buyuruluyor. Belaların en musibetlisi, en şedidi, en üst seviyede insanı sarsanı bir defa peygamberlere geliyor. Cenab-ı Hakk'ın cezbesi, cezbe-i ilahiyesi, kuluna karşı olan aslında lütuf ve keremi böyle işliyor dünyada. Zahire baktığınız zaman bir musibet gözüküyor ama nihayette ahirette taalluk ettiği durumlarda çok farklı bir makama, mevkiye müncemit olduğu da malumdur. Bu tabii sıkıntılar sadece kendiyle alakalı değil. Aynı zamanda hanımı, kardeşleri üzerinden de... Tabii yani ailesi zaten İstanbul'a geldikleri vakit babaannem çok erken yaşlarda hastalığa maruz kalmış. 25 yıla yakın, yani tam ifade edemeyeceğim yılını, felç yapmış bir hanımdan bahsediyoruz. Hanımlık vazifelerini asla yerine getirememiş çünkü sıhhat el vermiyor. Ona rağmen hanımına yönelik olan muhabbeti, aileye olan muhabbeti, sonra dediğiniz gibi erkek kardeşi vardı İsmail amcayı. İsmail amca deriz biz ona, büyük amcamızdır. İsmail efendi. Allah rahmet eylesin. O da 2015 yılında ahirete irtihal etmişti. Onun da hayatı hep mahvi bir hayattır. Sürekli hastalıklarla, sıkıntılarla geçmiş. Zaten bekardı kendisi. Evlenmedi. Yani hanımına, kızına bakıyorsunuz. Fatıma Hanım, Hızır Efendi'nin hanımı. Kerimesi Fatıma Efendi Hazretlerimizin. O da aynı hastalıklar içerisinde yıllarca hasta yatmıştır. Oğlu var Abdullah Hoca, küçük oğlu. O da 30 yıldır yine o anlamda bir hastalık içerisindedir. Ve bunlar öyle basit hastalıklar değil yani. Hem bedeni hem ruhu yoran hastalıklar. Etrafındaki insanları da bu anlamda tabii ki imtihana tabi tutan bir hastalık. Demek ki velayetin aslında yansımaları böyle oluyor. O büyük veliye Cenab-ı Hak böyle bir tecellide bulunduğu vakit etrafındakilere de tecellisini bu şekilde göstermiş oluyor. İşte en son hastane sürecine gelecek olursak, tabii ki 1,5 senedir yaklaşık olarak çok ağır pandemi sürecinde bir durum olmuştu. İşte tansiyona ve kalbe bağlı derken böbreklerde bir bitme söz konusu oldu. Artık o zaman da bir yoğun bakım süreci. Tabii. O zamanlar zaten hatta kalbi durdu. Vefat etmedi arasında Cenab-ı Hak onu tekrar ümmete bağışladı. Biz aslında bu süreçte de aynı duyguları yaşadığımız için başta ifade ettiğim gibi o duaları, o secdeleri yaptık. Hep beraber cemaatle bir araya gelmiştik. Sonrasında bir daha hastaneye yattı. Tabii bu hastane süreci bilmiyorum. Benim kendi mütalaama göre söylüyorum ben. Daha farklıydı yani. Biz hep orada olduk. İhvanlar çok gelip gittiler. Daha farklı bir hava ve atmosfer olduğunu ben gördüm. Kendimde görüyorum bunu. Nihayetinde 22 Haziran gecesi yine Efendi Hazretlerimiz iyiye gidiyor. Biz işte oradaki hizmetlilerle de görüşüyoruz. Onlar da inşallah iyi olacak. Doktorlar bu noktada böyle söylüyorlar. Doktorlarla görüşüyoruz. Onlar da aynı şeyi bize ifade ediyorlar. O akşam malumunuz eve geldik. İyi olduğunu düşünüyorduk. Fakat eve geldikten yaklaşık bir saat sonra herkesin telefonu çaldı. Başta oğlu Ahmet Efendi olmak üzere. Hep beraber tabii ki buradan biliyorsunuz çıktık, hızlıca gittik. Yoğun bakıma da idi zaten ama bütün doktorlar müdahale için toplanmışlar. Tabii ki o manzara unutulacak bir manzara değil. Birkaç yani böyle 10 taneye yakın belki daha fazla doktor başucunda müdahale ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın o veli kulunu
zahiri planda tekrar hayata döndürmek için gayret içerisindeydiler. İşte kalp masajları, diğer yapılacak olan müdahaleler yapılmış olmasına rağmen tabii ki orada baktılar ki nihayeti yok. Doktorlar ve aileyle beraber karar verilmek suretiyle Efendi Hazretlerimizin artık dünyadan ahirete intikal ettiğini. Biraz tabii uzun da sürmüş oldu o kalp masajı vesaire. Tabii. Ciddi 45-50 dakika belki daha fazla müdahale ettiler yani. Yani bu noktada herkes gerçekten elinden geleni Efendi Hazretleri için yaptı orada. Hep şahidiz. Allah hepsinden razı olsun. Doktorun oradaki ifadesi biri 50 geçe. Yanılmıyorsam öyle olsa gerek. O şekilde not edilmiş oldu. Ve nihayetinde işte gece vakti ruhunu Hazreti Allah'a teslim ettiler. Sonra hep beraber orada işte karar verildi. Hemen Hane-i Saadet'e Efendi Hazretlerimizi intikal ettirdik. Ve orada işte sabaha karşı da yıkama işleri, kefenlenme hizmeti. Yıkamada da bizzat. Yıkamada tabii hep beraber oradaki hizmetliler de, bütün aile fertleri geldiler. Hep beraber Efendi Hazretlerimizin o dünyadan ahirete giden o son çıkışı, hizmetini hep beraber görmeye çalıştık. Yani bu tabii aklın idrak edebileceği bir şey değil. Hem dedeniz olması hasebiyle insan tabii ki böyle bir yakınlık şeyi var. Sonra şeyhi olması hasebiyle. Yani bu normal bir şey değil. Yani çarşamba dediğimiz bu Fatih semti bize çok başka bir hayat sundu. Buradaki bütün insanlar bir aile gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. İhvan ve muhibbanlık üzerinden bir büyük aile diyorum ben buna. Çocukluk süreçlerimizden bugünlere kadar çok farklı şeyler yaşadık. Dolayısıyla Efendi Hazretleri her bir kişi için burada çok farklı bir anlam ifade ediyor. Ondan kopuş öyle sıradan bir kopuş değil yani. Ama tabii ki Allah'tan muradımız ahiret yurdunda ebediyen onunla beraber olmaktır. Çünkü biz onun şefaatine talibiz. Onun bizi yarın ahirette o dehşetli günden çekip çıkaracağı hususunda inancımız da tamdır. Cenab-ı Hak yolundan ayırmasın. Şimdi tabii o süreç vesaire insanların bu cenaze sürecindeki ilgi ve alakası üzerinde de belki durmak gerekir ama evet. Hani şu net olarak ifade etmek bu noktada en güzel olacak belki. Şeyh Efendi, yani şeyhimiz rahmetullahi aleyh, burada bir hoca ve mahza bir şeyhten ziyade bu kadar ilgi ve alakadan insanların yoğun teveccühünden şunu çok net bir şekilde anlamış olduk. Gerçekten herkesin yeri gelmiş babası olmuş, annesi olmuş, abisi olmuş. Hele ki sağlıklı zamanları ki şunu ifade etmek isterim hocam. Yani 95 yaşından bahsediyoruz. Yani 40 yıl öncesini düşündüğümüz zaman da çok uzun bir süreç ama 60'lı yaşlardan sonrası Şeyh Efendi için. Yani ki hep yine hastalık süreçleri o. Evet. Ki gençlik zamanları çok ayrı bir efendim durum. Yani burada şu çok acayip hocam. Hani insanları etkileyen bu oldu bu anlamda. Evet, Efendi Hazretleri ile bir yaşıtlığınız vardır veya 20 yaş küçüksünüzdür, çok ciddi vakitler geçirmişsinizdir. Hani manevi o hali anlama adına bunu aktarıyorum. Başta kendim bunu düşündüğümde beni çok etkiliyor. Ama 15 yaşında bir çocuk, 20 yaşında bir çocuk, yani bırakın Efendi Hazretleri'nin medreselerinde okumayı, efendim dışarıda, belki İstanbul dışında bile, belki Şeyh Efendi'yi bir sefer bile görmeye gelmemiş ama o artık nasıl bir hal oluştuysa, nasıl bir etkilenme durumu olduysa, efendim hiç mesafe göz ardı etmeksizin, mesafeye bakmaksızın, efendim cenazeye katılma isteği ve birçok kimsenin gerçekten bırakın camiayla bağlantısını, ilsakını, belki İslam'la dahi problemi olan birçok kimsenin bu cenaze sürecinde var olduğunu gördük. Bu cenaze sürecini hocam ve sonrasındaki taziye sürecinde hissettikleriniz, insanların özellikle yabancı misafirlerin geliş gidişiyle Efendi ile alakalı kafanızda farklı bir şey oluştu mu? Yani bu aslında hepimizde oluşan bir şeydir. Cenazeye katılan herkes için zihin dünyasında çok farklı hissiyat tezahür etti. Yani şunu bir defa kabul etmemiz gerekiyor. Efendi Hazretlerimizi ne kadar tanıdığımızı, ona ne kadar yakın olduğunu söylesek de aslında Efendi Hazretleri'ni gerçekten tanımıyoruz. Vefat ettiğindeki o insanların teveccühü yaklaşık 17 yıldır insanlarla birebir beraberliği yok. Yani sohbete çıkmamış,
birebir insanlarla oturup herhangi bir hasbihali olmamış. Birçok insan belki sesini dahi duymadı. Sadece evet. ziyaret edip yüzüne bakıyorlardı, yüzün şeriflerine. Ona rağmen aynen az önce ifade buyurduğunuz üzere cenazede özellikle biz yani hep beraber gördük bunu, sonradan da müşahede ettik. Gençlerin katıldığını gördük. Bu hakikaten başka bir keramete işaret ediyor. Bu kadar sesi kısılmış, bu kadar hatta unutturulmaya çalışılmış bir Allah dostunun vefatıyla beraber, yani 3-4 milyona yakın insan vardı orada. Ki gelemeyenler var. Hanımlar, bizim Efendi Hazretlerimizin ihvan hanımlar, erkekler nispetle birkaç daha fazladır kat. Bunların çocukları var. Bunlarla beraber katlanacak olsa ki Allah selamet versin, Muhammed Avvama Hoca, tabii taziye çok kişiler geldiler de, o geldiği zaman tabii ki bunlar hadis uleması oldukları için geçmişe dair bütün eserleri tabii tetkik ediyorlar. Özellikle hadis ifadesi kullandım. Çünkü tarihte en çok kalabalık İslam coğrafyasında alim olarak işte Ahmet bin Hanbel'in cenazesi gösterilir. Çünkü çok büyük sıkıntılara maruz kaldığı için o büyük insan, yaklaşık 1 milyona yakın insanın cenazesine iştirak ettiği rivayeti vardır. Efendi Hazretlerimize bakıyoruz. Ahir zaman olması hasebiyle İslam'ın bu kadar unutulduğu, Müslümanların bu kadar horlandığı, tarikatların, tekkelerin bu kadar baskıya maruz bırakıldığı bir dönemde, yani 4-5 milyon insanı İstanbul gibi bir yerde toplamış olması cenazesine rağmen, ki dediğimiz gibi hanımları da saymıyoruz. Bu bambaşka bir şey yani. İslam tarihinde böyle bir cenazeye şahitlik yapılmamıştır diye kendisi şehadette bulundu. Tabii ki o cenazenin atmosferi, kalabalığı, ben şöyle izah edeyim. Tabii ki biz hep merkezde önde olduğumuz için hani arkada ne oluyor, ne bitiyor, sonradan tabii bunlara şahitlik ettik. Cenazeye katılan kardeşlerimiz vardı. Onlar diyorlar ki biz cenazeye katılmak için işte cadde tarafından Fatih'e doğru tırmanmaya çalışıyoruz, yürüyoruz. Önümüzde de bir adam gidiyor. Yüksek sesle telefonla konuşuyor. Herhalde diyor telefonun diğer ucundaki adam diyor ki nereye gidiyorsun diye soru soruyor olsa gerek ki diyor ki Fatih Camisi'ne gidiyorum. Ne işin var Fatih'te? Ya diyor bir hani bir adam vefat etmişti ya demiş. Ya kim filan, ya inan ismi aklıma gelmiyor şimdi. Hani Allah. Nur yüzlü bir adam. Onun cenazesine katılmak için Fatih'e geldim. Hızlıca oraya gitmeye çalışıyorum dediğini duyduk diyor. Şimdi bu adam hiç Efendi Hazretlerini görmemiş. Sadece mercek, işte televizyon, kamera vasıtasıyla Efendi Hazretlerinin yüzüne şahitlik etmiş. Ama o şahadet bile o cenazeye katılması için hani bir referans mı diyeyim artık ifadesiyle, yani onu oraya çeken bir hakikate dönüşüyor. Buna benzer onlarca var. Meşayih, yani gelen bütün ulema çok farklı bir cenaze yaşadıklarını, hatta onlarla alakalı söylüyorum. Cenazeye katılanların da Allah tarafından hani affedilebilir. Çünkü çok farklı bir atmosfer var. Hele ki o Edirne Kapı surlarından o şehitliğe, Sakız Ağacı şehitliğine doğru akan bir kalabalık var. Cenaze aracıyla oraya biz döndüğümüzde ki birçok kişi aynı şeyi hissetmiş. Sanki Arafat dağına doğru, yani Müzdelife'ye doğru, Arafat'a doğru bir akış vardır ya, aynı öyle bir atmosfer vardı. Havada başka bir hissiyat vardı. Ha bu ekip, biz bunu hissettik. Ona yakın olduğumuz için böyle hissediyor olabiliriz. Hakikat bu. Bizim hissettiğimiz bu. Bunu samimiyetle de söylüyoruz. Hiçbir cenazeye benzemeyen, hiçbir Allah dostuna nasip olmayacak bir sonla, bir tebliğ ile aslında dünyadan göçtü. İstediği de buydu ve bütün dünya duymuş oldu. Yani Arap dünyasının o kadar farklı bölgelerinden, Uzak Doğu'dan, Asya'dan, Kuzey Afrika'dan, Avrupa'dan, dünyanın birçok yerinden alimler, kanaat önderleri geldiler. Efendi Hazretlerimize taziyelerini bildirdiler. Yani insan gerçekten başı dönüyor yani. O kadar muazzam bir şey oluşturmuş ki toplum içerisinde, ümmet içerisinde. Yani Türkiye'nin sırlarını çoktan aşmış efendim. Yani burada şaşırtıcı olan, hayret verici olan, hani herhangi bir televizyon programı yok. Belki bir tane, iki tane videosu var sohbet ettiği. Evet. İşte ses kayıtları yeni yeni yayınlanıyor. Hani böylesi bir mahviyet üzere olmasına rağmen o samimiyetin bir göstergesi olarak Allah'ın onun o gayretini bütün dünyaya tabii tanıtmış olması çok acayip. Yani şunu da gördük bu arada, bak bunu da söylemek gerekir. Orada Arabı var, işte Türk'ü var, Laz'ı var, Çerkez'i var, Kürt'ü var.
Bir sürü insan var burada. Bir sürü cemaat de var. Yani farklı toplumlardan da insanlar geldi. Biz ümmetin bir araya gelir mi, gelmez mi? Ümmet birlik eder mi? Vahdet üzere yürür mü? Evet. Cenaze bize ümmetin olağanüstü durumlarda hakikaten bütün o hususi şeyleri terk ederek umuma ait o müşterek noktada birleşeceğini, buluşacağını ve suhuletle, sükunetle, heybetle bu işi de sessizce yürüteceğini de cenazede görmüş olduk. Bahsettiğiniz genç kardeşler işte ve onların üzerindeki cenazenin etkisi hakikaten malum hocam sonrasında da bakıldığında evet. Cenaze süreciyle birlikte yani vefat süreciyle birlikte yani sosyal medyada ve medyada yayılmasıyla birlikte işte Fatih Camii'ndeki gün ve sonrasında müthiş derecede işte Efendi Hazretleri'nin hayatı boyunca ağzından düşürmediği işte kadınlardan talep ettiği çarşaf, erkeklerden talep ettiği işte medrese, tesettür, işte sakal, sarık bunların çok ciddi manada bir karşılığının olduğunu görmüş olduk. Yani evet. İnanılmaz derecede bu noktada hayatını değiştirmek isteyenler, İslam'la tanışanlar oldu. İşte son anda da müthiş bir tebliğle birlikte vazifesini yapmış oldular ki şeydi hocam malum tabii yani hislerimizi sorarak böyle farklı bir hale programı çevirmek istemiyorum ama bizatihi kabre koyan 3 kişiden biri olarak o anki durumda efendim içinde olduğunuz his yine ister istemez çünkü evet. Bizzat yaşadığım olması hasebiyle de farklı bir duygu. Yani çok farklı. Dedim ya yani ölümü yakıştıramadığınız bir Allah dostu zatı toprağa koyuyorsunuz. Bir defa tek gerçeğin ölüm olduğunu gösterdi bize. Kim olursak olalım. Sahabe-i kiram da öyle. Hatta Hazreti Fatıma ile alakalı anlatılır. Vefatından sonra kabre koyuyorlar Efendimiz'i. Sonra sahabe-i kirama sitemle tabii ki ölüme inanıyor. Toprağa geleceğine de inanıyor. Fakat bunu nasıl yapabildiniz? Resulullah Efendimiz'i toprağın altına nasıl koyabildiniz diye bir serzenişi var. Yani o mezara girdiğim zaman Efendi Hazretlerimizi o toprağa bırakırken gerçekten bende oluşan hissiyat ölümün gerçek olduğu. Yani tabii ki ölüme inanıyoruz. Kim yani inanmaya zaten Allah korusun din sınırlarının dışına taşar. Ama aynel yakin, hakkal yakin onu hissettirdi. Yani kim olursak olalım o toprağın altına giriyoruz. Tabii ki son dokunan olmak inşallah bizim için ahiret sermayesi olacak. Yani biz ona inanıyoruz. Allah-u Teala onun yolundan gitmeyi daimi olarak bizlere, bütün kardeşlerimize ve neslimize de nasip eylesin inşallah. Ve tabii kabri şerifin ziyareti binlerce insanın günlerce süren ki hala da gidildiği tabii. Zamanda çok ciddi bir yoğunluk var. Evet yani hocam hakikaten hep ifade ettiğimiz meseleleri tabii zaten bunları konuşacağız. Efendi Hazretleri'nin son anındaki bu durum nasıl oluştu? Allah böyle bir ortamı, böyle bir muhabbeti insanların kalbine nasıl yerleştirdi? Tabii ki bu boşa yaşanmış haşa bir hayatın neticesi değil. Tabii. Üzerinde konuşacağımız gerçekten kendi hayatımıza da dersler çıkartacağımız bir yaşamın evet. Akıbetidir. İnşallah efendim Allah Celle en güzel şekilde konuşabilmeyi nasip eylesin. Müsaade ederseniz hocam program burada. Yani tabii ki biraz böyle şey üzerinden geçtik ama evet. Hani arka kardeşler daha derinlemesine inşallah bu işleri işleyeceğiz, konuşacağız i̇nşallah. Beraber. Onu da bilmeden isterim tabii. Evet. Yani tabii vefat süreci bazı tabii özel hisler olabilir. Orada evet. Görünen sahneler olabilir ama hani onları burada tabii aktarmak doğru olmayabilir, münasip olmayabilir ama genel manasıyla aktarıldığında hani en net olarak 2 Haziran'da bir yoğun bakıma giriş süreci evet, var. 22 Haziran'da değil mi? Bir aynı şekilde işte vefat süreci var. Vefat sürecinde yaşadıklarımız, sonraki eve geçiş derken işte cenaze süreci, sonraki taziyeler vesaire. Yani burada bu 2-3 gün içerisinde dahi Efendi Hazretleri'nin belki evet büyüklüğünü kabul ediyorduk, biliyorduk. Çok ciddi manada bu konuda inancımız var. Fakat o 2 günde oluşan inanç belki geçmişteki inancımızın kat kat üstüne çıkmış oldu. Tabii. Orada yaşadıklarımız. Şaşkınlıkla beraber şaşkınlıkla oldu. Yani. Ne kadar büyük bir veli olduğunu, insanlara ne kadar dokunup tesir ettiğini de görmüş oldu. Ki bitirirken söylemiş olalım, televizyon yok, medya yok, gazete yok, mecmua yok. Hatta belli bir dönem mikrofon bile yok. Evet. Evet, yani burada hocam... Şu acayip bir şey. Yani mesela şu olabilir. Gayet doğaldır bu. Bugünün hele şartlarında.
İşte ben Hoca Efendi'yi televizyondaki şu sohbetten dinlemiştim, İşte şöyle etkilenmiştim tarzı bir ifade olabilir ama Efendi Hazretleri ile alakalı genelde genç de gelse dahi benim dedemle görüşmüşler. İşte benim babaannem eve davet etmiş, işte cemaatiyle gelmiş, işte benim babamın babası yani gibi hep bir bağlantı var. Birebir bağlantı çok etkileyici bir şey. Onu da izah etmek çok zor. Yani zaman ve zemine baktığınız vakit bu velinin sohbete gitmesi, günde 5 yerde sohbet yaptığı olur. Talebelerle ilgilenecek. İhvan-ı tarikat dersleriyle ilgilenecek, kendi ailesine vakit ayıracak. Bir de bu insanların evlerine misafir olacak. Ne demek istediğimi anladın mı? Evet. Zor bir süreç. Ve gayret Allah'ın bu noktada tevfik kılması, muvaffak kılmasıyla birlikte bambaşka bir hayat. Evet kıymetli izleyenler, gördüğünüz üzere Efendi Hazretlerimizin son anları üzerinde konuşmaya gayret ettik. Tabii o süreçleri bizzat yaşayan şahsım... Kıymetli hocamız, Muhammed Fatih hocamız ve diğer birçok hizmetli kardeşimiz var. Tabii duygular bu noktada kelimelere çok satı bir şekilde dökülüyor. Böyle derinlemesine inemiyoruz. Ama az buçuk bir tarihi süreci ifade etmeye çalıştık bu kısa program içerisinde. Allah Celle Celaluhu Şeyh Efendi'nin bırakmış olduğu bu kutlu davayı efendim en güzel şekilde temsil edebilmeyi, bu davanın bayraktarlığını yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Tamam. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ben bir teşekkür sonraki bakış açısı programımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala آل سيدنا محمد